bir tane abla ve işte kardeşim vardı. Sağ olsunlar bana giderken pişi, işte elma, biber, mandalina ve su bıraktılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. İyi insanlar, iyi ki var. Sağ olsun Remzi abimle tanıştım. Kahvemizi koyduk, şimdi güzelce içeceğiz. Isındı mı abi? Şimdi kaynıyor. Ha, kaynıyor, tamam. Güzelce şöyle kurduğumuz yerler böyle. Aynen. Sen soğuda mı koydun? Ha, tekrar. Yok. Tamam. Ha, daha kaynamadı, tamam. Okay. Mekan böyle. Güya yağmur yağacaktı. %80 yağmur gösteriyordu ama yağmur yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş pırıl pırıl parlıyor. Yani bugün yürüsem de olacakmış ama neyse ki burada yalnız değilim. Remzi abi var. İşte avlalar falan var. Güzel bir şekilde vakit geçiriyorsun. İlk defa Remzi abi meşe palamudu yedirdi bana dün gece. Bildiğiniz kestane tadında. Çok güzel. Kendisi de balıkçı. Güzel güzel balıkları avlıyor. İki tane dün barakuda avlamış. Muazzam büyüklükte. Remzi abi dün iki tane barakuda avladı. Bakalım bugün ne avlayacak? Akşama ziyafet var. Hadi inşallah. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Güzelce temizleyip. Vallahi ilk defa barakuda yiyeceğim. Pulda pek yok gibi ha? Yok yok. Şöyle yapalım. Hı hı. Ufaktan besleyelim bakalım. Vallahi Remzi abi beni besliyor vallahi. Sağ olasın. Hakkı ödenmez. Mis gibi şimdi salatalığı yapıyor. Güzel güzel doğruyor, kesiyor. Ateşimiz de hazır. Balıklarımız da burada. Birazdan afiyetle yiyeceğiz ama vallahi fırtına yaklaşıyor gibi sanırım. Esmeye iyice başladı. Bilmiyorum da. Umarım yağmur yakalanmadan güzelce afiyetle yeriz. Evet, balığımız mis gibi pişti. Muazzam. Ellerine sağlık abi. Afiyet olsun, şeker olsun. Hadi sağ ol abi. Saat 9.30 itibariyle toplandık. Buradan gidiyoruz. Çünkü yağmurlar başlayacak yine. Benim moralim bozuldu. Evet dostlar. Şimdi evimdeyim. Maalesef ki 2-3 gün çadırımdan çıkmadığım günler oldu. Yağmur yüzünden, fırtına yüzünden. Sanırım birazcık lig oyununa geç başladım. Belki Aralık'ın ortasında ya da Kasım'ın başında başlasaydım daha güzel olabilirdi. En azından yağmurlara yakalanmazdım. Ama buna rağmen, geç başlamama rağmen biliyorsunuz epey bir terlediğim zamanlar oldu. Sıcaktan bunaldığım zamanlar oldu. Kasım'ın sonlarına doğru maalesef ki yağmurlar başladı. Bildiğiniz çadırda hapsolmuştum. Ve artık benim iyice moralim bozulmuştu. Motivasyonum hiçbir şekilde kalmamıştı. Ben de önemli bir karar alıp eve döndüm. Ve önümüzdeki bahar ayında tekrar kaldığım yerden yürümeye karar verdim. Hem sonbaharı gördük. Bu sefer ilkbaharda yürüyerek daha farklı doğal güzellikleri görebilirim. Kendime bir söz vermiştim. Başladığım gibi bitirecektim. Hiçbir şekilde yarıda bırakmadan. Ama maalesef ki yapamadım. Hava durumu beni yendi açıkçası. Kendimden ve sizlerden özür diliyorum. Bir sezonda tamamlayamadığım için kaldığım yerden
yeni keşiflere, yeni kamplara, yeni maceralara devam edeceğim. Bunları da size kanalımdan yansıtacağım. Lütfen kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bana moral veriyorsunuz her şekilde. Bu Like Yolu serüvenimde beni yalnız bırakmayan, yorumlarıyla, beğenileriyle, mesajlarıyla bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bahar ayında Like Yolu serüvenimde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, doğayla kalın.